Burdur var, Afyon var, Alpullu var, Çorum var, Erzincan, Erzurum var. 14 farklı il konuşuluyor ki birisi de sizin aynı zamanda milletvekili Evet. olduğunuz il Burdur. Siz dün sanıyorum Şeker Kurumu temsilcileriyle de bir araya geldiniz değil mi? Öyle bir Geldik, görüşmeniz de evet. oldu. Biraz onlardan da konuşalım istiyorum. Çiftçi veya işte temsilciler neler söyledi? Nasıl bir hava hakim bu karar karşısında? Şimdi şöyle söyleyelim. Öncelikle Burdur için can damarı olan bir fabrikadan konuşuyoruz. Zira yaklaşık 1.000 kişilik bir istihdam sağlıyor. Yine 5.000 kişi çiftçimizin bu işten ekmek yediğini düşünecek olursak ve geçmişte benim babam da şeker fabrikasında taşeron olarak çalışan bir işçiydi. Onun sayesinde okudum. Onun sayesinde tedavimi yaptırdım. Onun sayesinde sigortalı oldum. Yani Burdur'un sosyal dokusuna da çok önemli bir etkisi olmuş bir kurum üzerine gelince çözümün odaklı olarak önce özelleştirilmemesi konusunda direnç koymayı, eğer bunda bir başarı sağlanamazsa tüm sivil toplum örgütleri bir konsorsiyum oluşturup şeker fabrikasının Burdur'a ve bu kazandırılması anlamında bir yol yürünmesi konusunda fikir birliğine vardık. Evet, bu da yine önemli bir karar olarak dikkat Şimdi, çekiyor. Buyurun. evet yani şimdi bakın şöyle söyleyeyim. Yani sadece şeker fabrikası deyip geçmekle olmuyor. Kendi yerelimden konuşmak gerekecek olursa Burdur Şeker Fabrikası 638 bin ton pancar işliyor. Bu sahada bir işçiye üretim imkanı, emek imkanı, aş imkanı. Arada nakliyesi var. Yaklaşık 30 milyon TL'nin üzerinde bir nakliye bedeliyle bu fabrikaya taşınıyor. Burada da bir sonuçta istihdam sağlanmış oluyor. Yine çiftçiye geçen dönemde 124 milyon, her ne kadar kotaya karşı olsak da 124 milyon TL gibi bir para çiftçiye ödemiş vaziyette. Artı yani şimdi buraya gelip pancarını verdikten sonra bunun melasını alıyor. Gidip hayvanına yediriyor. O hayvandan süt elde ediyor, et elde ediyor. Yani ekonomiye tekrar katkı sağlıyor. Bunun kesimi işte bu 5 yıllık vadede kota uygulanacak, tekrar üretime devam edilecek. Bunun böyle olmadığını daha önceki özelleştirmelerde maalesef gördük. Önümüzde bir et balık kurumunun özelleştirmesi var ki Türkiye şu an et ithal eden bir konumda. Evet. Yine süt endüstrisi kurumunun özelleştirmesi var ki sadece bu dönem 70 bin ton süt tozu ithal ettik. Yani burada bu işlerin yürümediği ki bu arazilerin fabrika bazında fabrikadan daha çok değerli olduğunu görürsek bunların yatırıma dönüşüp tekrar çalıştırılacağını öngörmek çok fazla iyimserlik olur. Bu da vatana, millete yani gerçekten büyük ihanet olur.